Evet, merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle sizlere bir oyun konsolu tanıtımı yapacağız. Yani dilimiz döndüğünce, aslında ben böyle teknolojik işlerden pek anlamam ama böyle bu konsol şimdi yeni bakımdan gelmiş, garantisi varken bakımlarını falan yaptırmış bunun enişte. Böyle geldi, biz de kutusundan şimdi çıkaracağız. Ben de şöyle sizlere bir dilim döndüğünce bunu anlatacağım. Öncelikle şöyle üstünde yazan Logitech G29 bilmem ne yazıyor. Oyun konsolu şöyle arkadaşlar. Ben de tam olarak içinde ne var ne yok şu anda bilmiyorum ama böyle dıştan baktığım kadar normal bir tırın kullanım şeklini gösterecek şekilde veya herhangi bir arabanın kullanım şeklini gösterecek şekilde vites kolu, topuzu falan filan var. Gaz pedalı, fren pedalı gibi şeyleri var. Şuradan göstereyim ben size öncelikle dışından. Şöyle direksiyon biçimi falan normal tırlara göre dizayn edilmiş gibi. Şimdi içinden çıkanlara bakacağız arkadaşlar yavaş yavaş. Öncelikle şöyle alayım ben bu kutuyu. Şöyle sandalyeyi de geri çekeyim. Ben öncelikle arkadaşlar şöyle sizlere bir göstereyim. Az sonra bunun kurulumunu falan enişte yaparken videonu çekeceğim. Ben yapamam diye ama yapacak yani. Yapamam diye bir şey yok. Ondan sonra da bizim tırı yapacak buradan. Oyununu oynayacağız arkadaşlar. Daha hiç oynamadık. Böyle bir şeyi ben görmedim. Çocukluğumuz bizim şeyle geçti. Odun arabasıyla geçti. Bunlarla değil. Ama şimdiki gençlik teknolojik takılıyı. Bizim gibi külüstür takılmıyor yani. Tabii arkadaşlar şöyle çıkarmaya başlayalım şimdilik. Bunlar yeni değil arkadaşlar. Bunları dediğim gibi garantiye göndermiş. Garantiden eksikler giderilmiş. Tamiratları falan yapılmış. Geri gelmiş. Ben de şimdi böyle kutusundan çıkarayım. Fazla da bir paket aşaması yok. Sadece naylonlarının içinde. Şöyle kırmadan dökmeden sizlere göstereyim ki birazdan grupta oynarken sıkıntı yaşamayalım yani. Ne olur ne olmaz. Arıza açıp da sanayilere gitmeyelim bu saatten sonra. Daha yeni gelmiş sanayiden zaten. Evet, şöyle kenara koyalım arkadaşlar bunları da. Evet arkadaşlar, şöyle yakından ben sizlere göstereyim. Direksiyonumuzu gördünüz. Ama dediğim gibi arkadaşlar ben bunları pek şey olarak bilmiyorum. Yani ne işe yaradığını, ne işe yaramadığını hiç oynamadım dediğim gibi. Ama şöyle bir görünüm olarak ben sizlere bunu göstereyim. Ama bizim tırdaki aşağı yukarı teknolojik sistemin birçoğu bunda var gibi. Şu ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Neyse, bunu oyun şeyini kurarken, konsolu kurarken oradan enişte anlatır size. Birkaç tanesinde bundan öğrenirsiniz. Teknik olarak. Biz kendi tırımızda olsa anlatırdık. Neyse, şöyle direksiyonumuzu şöyle koyalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içeride. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar gaz, fren, debriyaj pedalı falan burada bir şeyler var. Bunu da bir çıkaralım sizlere. Bunu da gösterelim. Evet. Bunu da çıkardık arkadaşlar. Bunu da görün. Tabii dediğim gibi biz tam anlatımını yapamıyoruz. Yani teknik anlatımlarını, bilgilerini veremiyoruz. Servis elemanı değilim. Sadece biz görüntü olarak. Evet. Şöyle arkadaşlar görüldüğü gibi burada debriyaj, fren, gaz. Ama bizimki kadar şey, bizim gerçek tırlar kadar yumuşak değil arkadaşlar. Bayağı sert bu yani. Bunda gaza yapmama geldi değil yani. Devamlı gaza yaparak. Debriyaj. Gördüğünüz gibi başka şurada bunlar garanti belgeleri falan. Bunları geçelim arkadaşlar. Bunlar sizin işinize yaramaz. Benim işime de yaramaz. Bunlar önce eniştenin işine yarayın. Garantisi de bitmiş bu arada. Son garantisiymiş bu. Bundan sonraki artık cepten gidecek paralar. Ağır bakımları yaptırdı son. Buradan da arkadaşlar vites kolunu şöyle çıkaralım. Bunu da çıkardık. Ama bu yerinde durmayın. Kırma vites arkadaşlar. Kırma vites. Bu da yerinde durmuyor. Bak kırılıyı dökülüyor. Hadi kırma vites yani. Şöyle bunu da böyle koyduk kenara arkadaşlar. Bunu da çıkarayım ben de. Bundan sonra kutunun dışını göstereyim ben size tekrar.
Evet arkadaşlar, bunu da böyle çıkardık da bu manuel mi, otomatik mi, ne olduğu belli değil ki bunun ya. Şu dursun bakayım şöyle. Bunu da size göstermiş olduk. Şöyle vites kolunu. Böyle ters düzü nasıl bilmiyorum. Bunu da bildiğim yok yani. Ama şöyle şimdilik şunu altına koyayım. Şöyle düzgün bir şekilde yıkılmadan dursun. Evet. Bunu da göstermiş olduk arkadaşlar. Normalde şöyle ben sizlere kurulum şeklini yapmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kurulmuyor. Bunu masaya, küçük sehpaya bir yere kuruyor herhalde bizim genç adam. Biz sadece böyle görüntüsünü sizlere gösteriyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar vites kolu şurada. Şunlar masalara sıkıştırmak için arkadaşlar. Bunlar yani teknolojik bir şey değil. Bu normal, bak, manuelmiş arkadaşlar. Otomatik değil bu, bak. İleri gerisi var lan. Normalde bizim tır vidası gibi, ha, aynı. Hiç şeyi yok. Dur. Durmuyor ki yerinde. Bir durduğu yerde durmuyor ki. Ha, şimdiden başladı gaz vermeye kendi kendine. Vites kolu uçuyor. Arabanın kendisi değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle yakından ben size göstereyim. Vitese de tıkır tıkır geçiyor. Şöyle yanaşalım. Bak. Bakın arkadaşlar aynı ben, ama benim arabanın vitesinden daha güzel tıkır tıkır elle geçiyor gördüğü gibi. Neyse. Burada da şeyi var. Koruması var şeyin, altıma üstü görünmesin diye. Dediğim gibi arkadaşlar vites kolu, gaz pedal bölümü. Burada da direksiyonu da hidrolik, benimkinden daha iyi. Bunu mu alıp taksak bizim arabaya neyse. Evet arkadaşlar, ben bu kadar sizlere gösterebildim. Tanıtımını, kutudan açılış şeklini gösterdim. Daha gerisini de kurulum yaparken, bir de ya da oyun oynarken çekilir. Başka bir şey bildiğim yok yani. He. Bir de şöyle kutuyu göstereyim ben size, kutunun dışını. Şuradan da. Bunu buraya koyayım ben. Adamın arabasını bozacak ya. Evet arkadaşlar, kutu da aynı şekil, oradaki şeklin aynısını da buraya çizmişler, yapmışlar. Resmini yapıştırmışlar yani. Gördüğü gibi kutu böyle. Adam kutuyu muhafaza etmiş yani, hiç şey yapmamış. Eskitmemiş, püskütmemiş. Görüldüğü gibi kutusu da güzel bir şekilde duruyor. Şöyle poşetlerini de içine koyalım. Biz açtık, dağıttık, toplaması ona kaldı. Tabi daha bunu kuracak, oyun oynayacak. Bu değil, sen oynarsın, ben diyorum ben oynarım, sen oynarsın, buna bakalım. Hangimizin hoşuna gidip hangimiz oynayacak, bunu da birazdan bakacağız. Şimdilik arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın. Bunun gösterimini yaptım size. Tanıtım aşamasını fazla bilgimiz olmadığı için onu yapamıyoruz. Sadece bunları gösterdik. Bir de fiyat aralığını söyleyeyim sizlere. 1500-1750 arası fiyat aralığı varmış bunun. Ama tabii dediğim gibi biz bunları alıp da bunlarla oynayacak halimiz yok bu saatten sonra. Şöyle olabilir. Buraya geldikçe buradan sizlere oyun oynarken video çekip atabiliriz yani. Biz kuralım bunu. Kurulmuş bir şekilde dursun bir yerde yani. Hazır. Bozmayalım. Yoksa dediğim gibi o teknolojik aşamaya biz gelemiyoruz yani. Onları yapamam ben. Biz böyle ufacık tefecik şeyle uğraşamıyoruz. Bize 17 metre, 18 metre tır olacak. Sürüp gideceğiz, sürüp geleceğiz. Neyse, dediğim gibi herkese hayırlı akşamlar. Videoları lütfen beğenip paylaşıp izleyelim. Abone olalım. İzlemeyenlere izlettirelim. Abone olmayanlara da yeter artık yani. Bu konsolda tanıttık size. Abone olun yeter de. Olmayanlara da tavsiyelerde bulunun. Paylaşın. Bir şeyler edin. Beğenin. Neyse görüşürüz. Hadi çao. Bay bay. Hayırlı akşamlar. Ha, size şöyle biraz daha göstereyim de ondan sonra. Ne kadar hayırlı akşamlar desem de. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz yani, benim de hoşuma gitti. Birazdan hani ben oynamam dedim ama herhalde ben bununla çok oynayacağım. Sabaha kadar sürerim ben bunu artık. Bu gece sabaha kadar bunu sürerik. Yarın yola giderken öbürünü sürerik. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bunda mazot derdi yok, pahalılık derdi yok. Sür git anasını satayım bedava. Haydin, görüşürük.
Evet arkadaşlar, oyun konsolumuzun kutu açılımını yaptık. Kutu açılımını yaptıktan sonra sizlere gösterdiğim konsoldan şimdi daha sonraki videomuzda şeyler böyle çekim, tanıtım, oyun oynarken bir çekimimiz olacak. Onu da izlemeye devam edebilirsiniz. Bundan sonraki videomuz o olacak inşallah. Videomuzu arkadaşlar beğenelim, paylaşalım, izleyelim. Daha doğrusu videolarımızı beğenip paylaşıp izleyelim, abone olalım. İzlemeyen arkadaşlarımıza izlemelerini tavsiye edelim. Dediğim gibi arkadaşlar, dünkü yaptığım canlı yayından önce ben şöyle şey yapmıştım. Oyun konsolu garantiden gelmişti. Yapılacak bazı yerleri varmış. Onlar yapıldıktan sonra ben kutu açılımını orada çekmiştim. Kutu açılımından sonra da oyun oynarken özelliklerini anlatırken diye bir çekim yapıp birbiriyle birleştiririz hesabı yapmıştık ama daha sonra baktık böyle ayrı ayrı olsun diye. Hem benim kutu açılışımı ayrı atayım, diğerini de ayrı atayım diye böyle bir tasarrufta bulunduk. Bundan sonraki videomuz arkadaşlar oyun konsolunun kurulum, tanıtım ve oyun oynama aşamasını çektik. Bundan sonraki videomuz o olacak. İzlemeye devam. Muhammed Dar kanalını takip etmeye devam. Abonelerimiz arkadaşlar bizleri bırakmasın. İzlemelerini yapsınlar. Özellikle abonelerimiz diyorum. Çünkü abone olan izleyicilerimizden abone olmayan izleyicilerimizin izlemeleri daha çok. Hepinize buradan teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Videolara devam arkadaşlar. Beni yalnız bırakmayın. Bay bay.